Merhaba arkadaşlar. Anadolu İmam Hatip Liseleri Arapça 9. sınıf kitabını incelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar 8. alıştırmayı yapalım. Sayfa 31'deyiz. Diyor ki: İstemi' yönergesinde diyor ki: İstemi dinle. Neyi dinleyeceğiz? İle saat, saatleri dinle. Ve ne yapacağız? Eid tekrar et neyi? Ha, onları tekrar et. Sümme, sonra son ne yapacağız? Uktub yaz. Neleri yazalım? Es-saat saatleri. Başka rakamaha rakamlarını yaz. Demek ki saatleri ve rakamdan yazacağız. Hasebe neye göre yazacağız? suvar resimlere göre yazacağız. Nasıl? Kemafil misal misalde olduğu gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sayfanın üst kısmında ve alt kısmında saatler var. Gelin öncelikle isterseniz alıştırmayı yapmadan bu saatleri teker teker tanıyalım. Saat 1. es -sa vahide. Saat 2. Es-sa'atul 3. Saat saatul 4. es 5. Es-sa'atul 6. Saat saatul 7. الساعه السابعه 8 الساعه الثامنه 9 الساعه التاسعه 10 الساعه العاشره 11 الساعه الحاديه عشره 12 الساعه الثانيه عشر arkadaşlar bu bölümleri sırayla bu ifadeleri yazarak alıştırmayı tamamlıyoruz 32. sayfanın yönergesini birlikte okuyalım. Uktub yaz neleri? Es saat saatleri. Hasebe neye göre? As suvar resimlere göre. Nasıl? Kema fil misal misalde olduğu gibi. Sümme sonra ne yapacağım? Kraha onları oku. Arkadaşlar bakın az önce görmüş olduğumuz saatleri tekrar hatırladık ve teker teker resimlere bakarak altlarına yazıyoruz. Saat 11'i gösteriyor ve örnekte de Es-sa'atul hadiye aşra ifadesini yazmış. Bakın burada saatin 1 olduğunu görüyoruz. O zaman saati nasıl söyleyeceğiz? Es-sa'atul vahide. Evet yazdık. Bakın üçüncü resimde saatin 9 olduğunu görüyoruz. 9 olduğuna göre ne diyeceğiz arkadaşlar? Es-sa'atu tasi'a. Dördüncü resimde Saatin yedi olduğunu görüyoruz. Es saatü sabi'a Beşinci resimde Saatin beş olduğunu görüyoruz. Es saatü'l hamise Altıncı resimde Saatin iki olduğunu görüyoruz. Es saatü saniye Diğer resimde Saatin altı olduğunu görüyoruz. As-sa'atuh saadise. Diğer resimde saatin on olduğunu görüyoruz. As-sa'atul aşira. Dokuzuncu resimde saatin on iki olduğunu görüyoruz. As-sa'atuh saniya aşra. Onuncu resimde saatin üç olduğunu görüyoruz. الساعه الثالثه Diğer resimde saatin 8 olduğunu görüyoruz. الساعه الثامنه Ve son resimde saatin 4 olduğunu görüyoruz. الساعه الرابعه -sa 33. sayfanın alıştırmasının yönergesini okuyalım. İstime dinle neyi dinleyeceğiz? El ibarat ibareleri ve aidha onları tekrar et. Sümme sonra ne yapacağız? Uktubha onları yaz. Nasıl? Kemafil mithal. Arkadaşlar bu alıştırmada bir apartman görüyoruz. Bu apartmanın katlarını bize sayacak. İsterseniz bunu yapmadan önce burada kullanacağımız birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ifadelerini saat ifadeleriyle ki az önce öğrenmiştik karşılaştıralım. Bakın ikinci kat diyor ama biz az önce saat ifadesinde Es saatu demiştik. Neden? Çünkü saat kelimesi yuvarlak t'liydi. Bu da karşılığında iki kelimesi de yuvarlak t almıştı. Tabık kelimesinin yuvarlak t'si olmadığı için sayımızda yuvarlak t almadı. Bakın et tabiku sadis altıncı kat es الصâ saatu sadise saat altı ya da altıncı saat. الطابق الثامن 8. kat, الساعة الثامنة الطابق العاشر, 10. kat, الساعة العاشرة الطابق الرابع, 4. kat, الساعة الرابعة الطابق الأول, 1. kat, الساعة الواحدة Bakın arkadaşlar, burada farklı bir durum var. Saatte vahide ifadesini kullanırken, sıralama yaptığımız ifadede, yani 1. 2. 3. kat ifadesinde واحدة واحد ifadesini değil اول ifadesini الطابق الثالث الطابق السابع الطابق الساعة السابعة الطابق الس... الطابق التاسع الساعة التاسعة والطابق الخامس. الطابق الخامس بيشنجي الساعة الخامسة شكل ده هاتلا مش 5 katımız var. Bu 5 katın en 10. kat ifadesini attabikul aşir olarak örnek cümle olarak verdi bize. Bir altında 9. kat dememizi istiyor. Bunun için de attabikut At tasi' ifadesini yerine yerleştirdik. Hemen bir altında 7 8. katımız olması gerekiyor. Bunun için de attabikut semin ifadesini yerine yerleştirdik. Bir altında 7. kat diyeceğiz. Attabikus sabi' ifadesini gördük ve yerine yerleştirdik bir altında 6. katı söylememizi istiyor. Dolayısıyla attabikul serdis ifadesini gördük ve yerine yerleştirdik. Bir altında 5. kat dememizi istiyor. Attabikul khamis ifadesini gördük ve yerine yerleştirdik. Bir altında dördüncü kat diyor. Dördüncü kat ifadesini attabikul rabia ifadesini gördük ve yerine yerleştirdik. Bir altında üçüncü kat attabikul thalis ifadesini gördük ve yerine yerleştirdik. Bir altında İkinci kat attabiku sani ifadesini gördük ve yerine yerleştirdik. En altta da birinci kat. Dolayısıyla attabiku evvel ifadesini gördük ve yerine yerleştirdik. 34. sayfanın ilk alıştırmasının yönergesini okuyalım arkadaşlar. Ecri devam ettir. Neyi? Ettemrin alıştırmayı. Nasıl? Kemal fil misal. Misalde olduğu gibi. Sümme sonra ne yapayım? Iqra oku. Neyi okuyayım? el cümel cümleleri oku. Biliyorsunuz cümel kelimesi cümle kelimesinin çoğulu hatırlatıyoruz. Arkadaşlar burada bakın mektebe ve esalis es ifadesini beynel kavseyin yani parantez içerisinde vermiş. Mektebe biliyorsunuz büro demekti. Esalis es de selate kelimesinden türetilmiş bir kelime. Üçüncü demekti. Ne yapıyor e, örnek cümlemiz? El mektebe bakın az önce verdiğim mektebeyi aldı el mektebe yaptı. Çünkü yer tarifi yapacağı için artık onu biliyorum ki tarif ediyorum. O yüzden başına ne koydu? El koydu. El mektebe nerede? Fit tabiqı salis. Demek ki bana hangi sayı verirse ben onu katla söyleyeceğim. Peki. Bakın alıştırmamız mencer ve ethani ifadesi. El mencer fi at tabiqı sani el mescid fi at-tabiq al-awwal al fi at-tabiq ar-rabi' fi at-tabiq arkadaşlar neden diğer kelimelerin başında elif lam varken burada elif lam yok çünkü elif lam aslında bir kelimenin bilinen yani marife kelime olduğunu ifade eder müdürün odası ifadesi isim tamlaması olduğu için zaten bu müdürün odasıdır bilinen bir şeydir. İlaveten bir eliflam takısına ihtiyacı yoktur. İsim tamlaması olduğunu bilmemiz bunun bilinen bir ifade olduğunu bilmemiz için yeterli. Ve son cümle, son örnek cümle. Beyti fi attabiqı sadis. Arkadaşlar 34. sayfanın ikinci alıştırmasının yönergesini okuyalım. Diyor ki ecri devam ettir. Neyi? Ettemriyin alıştırmayı nasıl? Kema fil misaleyni. Bakın misaleyni iki alıştırmada olduğu gibi. iki örnekte olduğu gibi daha doğrusu. Sümme sonra ikra oku. Neyi? El -cümel, cümleleri oku. Bakalım birinci örneğimizde ne vermiş? Talip, saf ve selase rakamlarını vermiş. Ne yapmış peki bu üç kelimeyi? At öğrenci, Neredeymiş? Fissafi thalis. Üçüncü sınıfta da. Demek ki burada talip, saf ve telafe kelimelerini değiştirebilir. Ona göre dikkat edeceğiz. İkinci alıştırmamıza, ikinci örneğe bakalım daha doğrusu. Muallim madrasa ve erba kelimelerini vermiş. Ve demiş ki el muallim fil medresetir rabiati. Bakın Saf kelimesine gelen rakam yuvarlak t'siz, medrese kelimesine gelen rakam yuvarlak teli oldu. Artık bunu biliyoruz arkadaşlar. Alıştırmamıza verilen parantez içi benel kavseyn kelimeler tabib, gırfe ve hamse. Neyle başlayacağız? At tabib diye başlayacağız. At tabib. Nerede? Fi. Değil mi? Nerede? Fi el gırfetil hamiseti ya da el gurfel hamise. Arkadaşlar yuvarlak T bakın birbirini etkiledi. Bu noktadaki hatırlatmamızı tekrar yapmış olduk. Kelimeler, kelimelerimiz Khadija, Beyt ve Themaniye. Khadija özel isim olduğu için eliflama ihtiyacı yok. Fi el beyti themin. Bakın kelimenin yuvarlak t'si yok. Dolayısıyla rakamında yuvarlak t'si arkadaşlar yok. بين القوسين كلمة اللي رميس عمر دكان واحد عمر هنا أزال اسم ألف لما يحتاج في الدكان الأول بين القوسين كلمة اللي رميس أنا مدينة تسعة أنا في المدينة التاسعة بين القوسين كلمة مس مهندس جامعة ستة المهندس في الجامعة السادسة ألتنجي University مهندس بين القوسين كلمة ممرضة همشيرة طابق و سبعة الممرضة في الطابق السابع